Değerli izleyiciler, bugün 16 Nisan 2021 Stockholm kısa gazete haberleriyle karşınızdayım. Bu tür doğaçlama izlencelerde olabilir, dil sürçmeleri için bağışlanmayı diliyorum. Ve hemen baharat gibi olabilir iki kısa küçük haberle önünüze geldim. Danimarka Öpner Grensen Ferstamay ve aynı şekilde Norveç sınırları açıyor, Danimarka sınırları açıyor. Uluslararası sınırlar açılırken kahveler, gazinolar da açılıyor. Hemen buradan bugünkü gazete mi diye bakıyoruz. Hayır, bu dünkü gazete, 15 Nisan tarihli Dagens Nyheter haberleri. Hemen o iki küçük haberin yanında Knark Find i Falska Stemplator gibi başlık altında Maroka'dan kontinenter, yani tırlarla, 3 tırla gelen bir bitkinin pres yapılarak mermer şekline getirilen kannibas diye bir bitkinin yakalandığını, 120 milyon kron değerinde olan bu bitkinin yakalandığını ve 5 kişinin de sorguya alındığını öğreniyoruz. Buradan geçerek şöyle bir genel bakışla İsveç'te neler oluyor konusunun siyasi anlamda neler oluyorunu hemen kendimize gündem yapıyoruz, bakıyoruz. Daha birkaç gün önce Ekonomi Bakanı Sabuni'nin getirdiği, Liberal Parti Başkanı Sabuni'nin getirdiği önerilere zayıf olarak gördü, naif diyor. Ve buradan geçerek İsveç'te demokrasinin ya da siyasi partilerin geleceği nedir konusuna geçiyoruz. Buradan hemen döndüğümüz zaman İsveçli gençlerin siyasetle ilgilenmediklerini ve giderek partilerin içinde yabancıların egemen olduğunu ve yabancıların kendi kültürleriyle birlikte yeni önermeler getirerek demokraside yeni genişlemeler ya da yeni olanaklar yaratma çabalarını görüyoruz. Bunların karşısında İsveç'te ve Kuzey'de, İskandinavya'da kendisini savunma ve koruma gibi yeni yasaların peşinde koşmaya başladı. Hemen bunlardan birisini görüyoruz. Ny lag kan stoppa suudisk stöd till danska motion. Şimdi şöyle görüyoruz bunu. Danimarka'da yapılacak cami yatırımı için alan destek için şöyle bir şey hemen. Viktig för att bekämpa de extrema islamisterna försökat vinna terräng i Danmark. Neden cami yaptırılmak isteniyor Danimarka'da? Diyor ki bunun karşılığı olarak teröristlerin sığınacakları yer anlamında bu düşünülüyor. Bununla birlikte hemen başka bir konuya geçiyoruz. Değindiğimiz gibi İskandinavya'da kendisini değişik şekillerde yeni yasalar getirmeye zorlayan konuları gündem yapıyor. Bunların içinde gördüğümüz gibi hemen expert on förslaget om total förbud av mångifte. Expertler, uzmanlar tümüyle çok eşliliği yasaklama önermeleri getiriyor diyor. Bu bildiğiniz gibi kimi inançlarda 3-4 kadınla evlenme olanağı var. Bunların bu ülkelerde nüfus hareketleri açısından bir erkeğin 3-4 kadın getirme konusunu da önleme anlamında belki düşünülüyor. Biz yine siyasi duruma dönüyoruz. İsveç'te bütün partiler hemen hemen eriyorlar ve ne oluyor bu arada? Bu erime sürecinde ortaya başka bir parti çıkıyor. SD, bak İsveç Demokratları adı altında çıkan bu parti son 10 yılda oldukça yüksek bir yere doğru çıktı. Yüksek yer derken sandalye sayısı, iskemle, koltuk sayısı, parlamentodaki sayısı yükseldi. Sosyal demokratlar şu anda 100 iskemle, koltukla parlamentodalar ve moderat parti, yani ikinci bir parti bu. Her zaman sağ toplayan ve hükümet olan partinin bunlar 70 koltukla oradalar ve Jimmy Åkesson, demin değindiğim gibi İsveç Demokratları adı altında olan parti, 1979 doğumlu Jimmy Åkesson'u partisi 3. sırada ve 62 üyeyle İsveç'te yeni bir siyaset sahnesi açtı. Çok ilginç bir karakter. Durmadan her gün yeni şeyler ileri sürüyor ve göçmenlerin geri gönderilmesine kadar giden konuşmalar yapıyor. Burada onun şu konuşması da önemli. Yapılan öneriler özellikle Sabuni'nin getirdiği
Moderat Partisi'ni destekleyerek küçük partilerle birlikte ve İsveç Demokratları'nı da içine alarak kurulacak yeni bir hükümet önerisinde şunları söylüyor. Oldukça ilginç şeyler. Bunu hemen size değinmek istiyorum. DN Rimlik Ungongspunkt för att samarbeta sika. Yani onlarla birlikte çalışmamız şu bakımdan önemli diyor. Biz diyor sayılarına göre insanların yetki almasını ve ona göre başbakanın seçilmesinde yetkili olmamızı da istiyorum diyor. Ve bunun gibi gördüğünüz gibi yine eriyen bir partinin Ebba Busch. Bu da yine aynı şekilde bir sağ parti ve küçük bir parti. Böylece İsveç'te ne oluyor? İsveç'te siyasi partilerin sonu mu geliyor diye sorduğunuzda buna şu yanıtı veremeyebiliriz. Ancak görünen şu ki küçük partiler eriyecek ve İsveç'te 3 parti giderek 2 partiye dönüşecekler. Konservatif partiler, sağcı partiler, merkez partileri tümü şu anda İsveç Demokratları adı altında olan partiye. İsveç Demokratları adı altında olan partinin biliyorsunuz 12. Demirbaş Şarl'ın kendilerine bir imgelem yapan bir parti, ulusalcı bir parti ve yabancıların olağanüstü yabancı geldiğini ileri süren bir parti, bunların bir kısmının geri gönderilmesini de öneren bir parti. Bu arada biz başka şeylere de değinmek istiyordum. Bunun birisini daha sonraya bırakacağım. Özellikle yeni bir aşının bulunduğunu ve bu aşı için özel bir yeni bir anlatı düzeni kuracağımız söz veriyorum. Geriye dönüyoruz. Burada yine çok ilginç bir haber görüyoruz hemen. Bu Kandaren Tank'te Om Börjada Skikta Ut Böcker Till Kunderna. Dehşet koronavirüs geldiği zaman 2 yıl önce bu küçük bu Kandel kitap satış yeri olan, gazete satış yeri olan ve onun sahibini görüyoruz burada hemen. Annette Grinde. Annette Grinde ne yapacağını şaşırıyor. İlkin bunalıma giriyor. Sonra da bisikletle kitapları tek tek kapılara doğru götürme hareketi başlıyor ve başarılı oluyor ve çok mutlu oluyor. Biz buradan yola çıkarken iki tane daha önemli habere dönüyoruz. Bunlar İsveç Akademisi'nin yeni üyeleri konusu karşımıza çıkıyor. İsveç'te önemli iki üyenin geçen bir yıl önce öldüklerini öğreniyoruz ve bunlardan Steve Sam Sandberg ve aynı zamanda Ingrid Carlberg seçiliyorlar. İsveçli yazarlar, ozanlar, gazeteciler. İlginç bir soru var burada. Beni ilgilendirdiği için, tüm yazarları ilgilendirdiği için ilginç. Varför behövs akademien? Akademi neden gerekiyor sorusu var. Türkiye'de de aynı şekilde bu sorulabilir. Ve Ingrid şu yanıtı veriyor. Çok ilginç ve tuttuğum bir yanıt bu benim açımdan da. Diyor ki, Vi lever i en tid när läsandet minskar. Okurların azaldığı bir dönemde yaşıyoruz. När ungdomar har svårt att läsa texter. Gençlerin okuması zorlaşan metinlerle ve språket utormasi hästen ve dilin gerilediğini, gençlerin konuşmaları zorlaştığını, bu nedenle akademinin çok önemli bir iş yaptığını ve gelecekte de bu konuda İsveç'in temsil ettiğini, çok önemli bir girişim olduğunu ileri sürüyorlar. Böylece gördüğünüz gibi bugün Jimmy'den, Akenson'dan başladık. Bu giderek ırkçı tanımları, faşist tanımları, kimi bu tanımlar pek çok açıdan değerini yitirdi artık. Çünkü dünya başka bir yere doğru gidiyor ve dünya şuraya doğru gidiyor. Yeni bir düzen, yeni bir tasarımla dünya hazırlanırken, kendini yenilerken siyasetin de sahneden, tarih sahnesinden çekileceğini, işaretlerini burada görüyoruz. Ne olacak siyaset, yani siyasi partiler, politik partiler artık geriye çekildiğinde, yok olduğunda ne olacak? Uzmanlar bu durumda bütün konuları yürütecekler. Örneğin burada sağlık konularını ve aşı konularını sürekli olarak Tenger adında bir uzman
basın toplantısı yapıyor. Sağlık Bakanı bu konularda hiç ortaya çıkmıyor. Böylece geleceğin yeni mimarlarını burada görüyoruz. Ve siyasi sahnesinde özellikle sadece yabancıların siyasete ilgi duyduklarını ve parti başkanı olduklarını görüyoruz. İsveçlilerin olmadığı bir siyaset sahnesinde karşımıza SD diye İsveçli Demokrat Parti çıkıyor. Ve burada bugün sizlere esenlikle sevgiler sunuyorum. Kitapla ve Dil Akademisi ile konuyu kapatmayı deniyorum. Hoşça kalın. Bugün 16 Nisan 2021 Stockholm. Sevgi, içtenlik, Tekin Sönmez.